A milli futbol takımı Mersin Tevfik Sırrıgür Stadyumunda oynanan hazırlık maçında Belarus'la karşılaştı. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşma millilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Umut Bulut ve Burak Yılmaz'ın golleriyle galibiyeti elde eden milliler hazırlık maçlarında 2'de 2 yaptı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da gecenin karanlığı alevlerle aydınlandı. Hekim Suyu Caddesi üzerinde bulunan tül perde fabrikasında saat 03 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına çevre illerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Alevler uzun süren müdahaleler sonucu söndürülürken fabrikada büyük hasar oluştu. Güney Afrika'nın Durban kentinde inşaat halindeki bir alışveriş merkezi çöktü. Olayda bir kişi öldü, 50 inşaat işçisi de göçük altında kaldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada 18'i ağır ve ikisi kritik durumda olmak üzere 26 kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 100 acil durum görevlisinin göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalarına devam ettiği ifade edildi. Öte yandan alışveriş merkezinin neden çöktüğüne dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Almanya'nın Hamburg kentinde bir depoda yangın çıktı. Alevler güçlükle söndürülürken yangında 4'ü Türk işverene ait 8 iş yeri tamamen yandı. Gurbetçi vatandaşlarsa duruma isyan etti. Biz söndürmeye çalıştık ama başaramadık. Foyalı şey vardı şişelerin, 10 şişe falan boşalttık. Arkadaşla beraber canımızı zor kurtardık. Hı. Yani orada bizim yılların emeği var. Çok şu üzüntümüz anda... çok ama yapacak bir şey yok. Yan ta suda, sudan da gelmediler. Sudan 4 saat sonra geldi. Şuraba bekledik, gelmedi. 4 saat sonra geldi. Kanaldan gelseler daha çok boşalardı. Evet.